Amerika'da söyleşilere hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra beni gerçekten çok heyecanlandıran bir konuyla karşınızdayım. Akademik çalışmaları üzerinde devam eden ve gerçekten ses getiren, Amerika'da konuyla alakalı bir alanı olan ve belki bu anlamda en önemli isimlerden, belki tek isim olan Doktor Ferhat Öztürk'le beraberiz. Hoş geldiniz. Bulduk Gülşah'ım. Ben konuyu bile daha söylemedim. Bugünkü söyleşinin bir yükünü sizin omuzlarınıza bırakıyorum. Konumuz bal. Balın şifa olması ve bal üzerine yaptığınız araştırmalar. Çok teşekkür ederim. Dersiniz. Biz sizi can kulağıyla dinleyeceğiz. Ama sizden ricam özellikle anlayabileceğimiz şekilde anlatırsanız. Röportajın başında size söylemiştim. Burada da tekrar etmek istiyorum. İnsanlar da gülümsesin. Ben öyle çok istiyorum ki yani şu röportaj yani söyleşiden sonra kalkıp böyle kendime bir bal yeme ihtiyacı hissedeyim yani. Çünkü normalde yemem. Sizi merakla dinliyorum. Neden bal? Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım. İstediğiniz an soru sorabilirsiniz. Hani böyle Teşekkür yönlendirme ederim. vesaire olursa. Çünkü ben balla ilgili konuşmaya başlayınca birkaç saat buluyor. Genellikle kahvaltı, arkadaşların evine kahvaltıya veya yemeğe gittiğimizde konu bala geldiğinde hanım diyor ki Allah diyor biz daha 2 saat kalkamayız buradan diyor. Gerçekten de bal çok büyük bir derya. Yani içerisinde çok şey anlayabileceğimiz, çok şey keşfedebileceğimiz bir dünya. Yani sadece aslında hani benim genelde başlangıç noktam burası oldu. Daha doğrusu bunu tabirindeyse hani pergelin bir ayağını oraya koyup diğer ayağıyla her tarafa açılmak meselesi var ya. Yani pergelin asıl konduğu demir Kur'an-ı Kerim'de geçen Nahl suresinin 69. ayeti. Orada işte biz bal arasına vahyettik. Dağlardan, ovalardan ve insanların kurduğu çardaklardan kendine evler edin. Meyvelerin her türlüsünden ye de daha sonra onların karınlarında değişik renkler, şerbetler çıkar ki bunda insanlar için şifa vardır. Yani ayetin bu kısmı çok değerli. Çünkü karınlarından çıkan şerbetin %90-95 bal olarak tefsir edildiğini görüyoruz. Bunun dışında hani bal diğer arı ürünlerinde diyenler de var. Değişik renkteki ballar buradaki değişik renkli şerbetler olarak anlaşılabilir. Ama en güzel kısmı bunda insanlar için şifa vardır. Ve burada şifa kelimesi yani Arapça bilenler için nekre ile ifade edilmiş. Yani çok her bir şey, birçok şey şifa olabilecek şekilde çok geniş kapsamlı bir anlam katıyor. Burası pergelin bir ayağı. Yani her şeye, Bali'ye yaptığım ben bütün çalışmalara, bütün araştırmalara, okuduğum bütün makalelere veya konuşmalara gittiğimde hep bu ayak, yani bu basamaktan veya ne bileyim bu temelden başlayarak bakmaya çalışıyorum o açıdan. Kur'an-ı Kerim'de adına şifa denen iki şey var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in kendisi, Kur'an ruhlara şifadır diye. Balın da insanlara şifadır diye geçen ifadesi bu. Yani insan için şifa vardır diye. Bu çok değerli bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diğer meyvelerden veya başka gıdalardan isimler geçiyor. İşte nar, hurma, incir, zeytin bunlar geçiyor ama bunların hiçbiri direkt şifa olarak söylenmiyor. Kur'an-ı Kerim'de adına şifa denen tek şey balın arının karnındaki şerbet yani bal. Buradan bakınca balla ilgili birçok şey, birçok alana ulaşabileceğimizi, birçok hastalığa şifa olabileceğinin potansiyel olduğunu görüyoruz. Burada hani bununla birlikte yine aynı basamakta daha doğrusu aynı temelde koyabileceğimiz, yani pergelin ucunu orada tutabileceğimiz diğer bir şey de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri. Biliyorsunuz, selam ümmetim, 3 şeyde şifa var ümmetim için. Biri bal şerbeti diyor. Bu diğeri işte hacamat, üçüncüsü dağlamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bal şerbetinin ümmetim için şifa olduğunu hem direkt açık açık ifade etmiş oluyor. Yine sahabe efendilerimizden karnı ağrıyan, daha doğrusu kardeşinin karnı ağrıyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün arka arkaya gidiyor. Ve Efendimiz 3 gün arka ona bal şerbeti içmesini ve daha sonra iyileştiğinde diyor ki kardeşinin karnı yalan şunu doğru söyledi diye. Yani orada bal şerbeti içmesinin gerçekten sağlığına şifa olduğunu, yani hastalığına şifa olduğunu göstermiş. Bu işin bizim için temelleri. Yani kitap ve Kur'an-ı Kerim hadiste olan temeller. Bununla birlikte tarihi temellere baktığımızda balın yaklaşık 15 bin yıl kadar bu yana tarafından şifa için kullanılıyor. İlk Valencia, İspanya mağarada mağara çizimleri var. Orada mesela bir kişi
uçurumun kenarından şey yapıyor, bir ip yapıyor. Fiber'dan bir ip yapıyor. Pardon, ipten bir merdiven. Merdiveni daha sonra aşağı oradan arıların uçurumun kenarındaki kovanından veya yuvasından bal alıyor. Bu öyle bir çizim var. Bundan sonra önümüzde işte Sümerler'de, Hititler'de, Babiller'de yani Mezopotamya'daki en gelişmiş toplumlarda bal ile ilgili, balın şifresi ile ilgili tabletler var. Bununla birlikte eski Mısır medeniyetinde yani milattan önce 3000'li yıllarda balın yine şifa olarak kullanıldığına dair, özellikle tanrılara sunulduğuna dair, yani Mısır tanrının sunulduğuna dair hiyeroglifler var. Ve burada ufak bir şey söyleyeceğim. Balın ömrüyle ilgili bir ifade var, şey var burada. Tutankamon piramidi, Tutankamon mezarını olan piramit. Bu bayağı meşhur oldu. Tutankamon piramidinde 3000 yıllık bozulmamış bal bulundu. Yani bir testin içine konmuş, mezarın yanında, mumyanın yerleştirilmiş ve 3 orada duran ve hiç keşfedilmemiş, yani kapalı kalmış bir ortam. Ve o bal hala bozulmamış. Yani yapılan analizlerde bu balın hala tazeliğini koruduğunu tabirinde ise, yani hala yenilebilir olduğuna dair ifadeler oldu. Ya bu da şu demek, balın bir raf ömrü yok aslında. Yani bal yıllar, binlerce yıl bozulmadan durabiliyor. Hatta güzel bir ifade var bizim şey Türkçemizde de. Asil azmaz, bal kokmaz diye. Evet, bal gerçekten de İlk kokmuyor. kez duydum. Evet. Güzel ses. Yani bununla birlikte tabii sadece hani Mısırlar aynı zamanda arıları yani ilk defa demeyeyim de arıları böyle ehilleştirme konusunda yani kovana koyma konusunda en ciddi adımları atan, en teknolojik adımları atan medeniyet. Tabii onunla birlikte Hindistan, Hintler ve Çinlerde de bu tür şeyler var. Şu an Üreticiliğe geçmek anlamında diyorsunuz değil mi? üretici bal Doğadan onu almak değil de. yani normalde bu honey hunting dediğimiz olay, yani bal avlama olayı hala dünyanın değişik ülkelerinde devam ediyor. Mesela Nepal'de, Malezya'da insanlar böyle 30-40 metrelik ağaçlara iplerle çıkıyorlar ve az korumayla, sadece yüzlerini koruyacak şekilde oradaki bal şeyini alıyorlar, kovanları. Sonra sepete doldurup aşağı iniyorlar. Bununla ilgili videolar var. Yani YouTube'da bakarsanız honey hunting diye birçok video görebilirsiniz bununla ilgili. Sokuluyorlar da ama insanlar bu işi, yani bu bir balı bayağı pahalıya satmaları gerekiyor. Fakat ne yazık ki ekonomik veya o insanların nasıl diyeyim marketing şeyinin açısından yine de çok da pahalıya gitmiyor bu tür ballar. Doğal, yani hiçbir şekilde insan eli değmemiş oluyor. Tekrar geri dönecek olursam bütün medeniyet. Biraz daha geri, aslında daha geride kalsak, Hazreti İsa'yı merak ediyorum ben. Hani o da şifa vermiş, hani Allah'ın izniyle şifa anlamında mucizeleri olmuş ya. Acaba Evet. balla ilgili de bir şeyler söylemiş mi, merak Şöyle ettim. düşünün. Yani kutsal kitaplarda da aslında bal ile ilgili bayağı Evet. bir şey var. Direkt Hazreti İsa'ya sorduğunuz soruyu cevaplayayım. Hazreti İsa yani İncil'deki ifadeye Hazreti İsa çarmıha gerildikten sonra tekrar diriliyor ve Allah'ın tekrar dirildiğinde o havarilerine diyor ki bana yiyecek diyor. Yiyecek getirip onlar ona bal ve balık getiriyorlar ve balı yiyor. Balığı da yiyor ve diyor ki ben diyor hani bunu da şunun için şey yapıyor. Ben gerçekten bir insan olarak tekrar dirildim. Yani bir ruh veya bir görüntü diyelim sizin için. Yani gerçekten insan Kur'an şeyde İncil'de böyle geçiyor. Yani Hazreti İsa'nın balı yemesi orada onun tekrar insan olarak dirildiğinin ispatı oluyor. Yine çok ilginç bir kelime mesela İsrail kelimesini, Beni İsrail bunu çok duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor ama İsrail kelimesinin literal anlamını biliyor musunuz? Bal ve süt diyarı İsrail kelimesi. Yani vaat edilmiş topraklar denen İsrail kelimesi bal ve süt diyarı. Yani o yüzden bizler için de çok kıymetli. Yani bal. Aynı zamanda mesela Roş Haşana'da Yahudiler hep, hani bu diyalog açısından da çok değerli bir şey aslında bu. Roş Haşana'da Yahudiler bal ve elma yiyorlar. Yani elmayı bala bana. Bu da şundan, bunu da şunu kutlamak için yapıyorlar. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölde tek başlarına kaldılar. Çölde yani bir tabirinizde bir eğitimden geçtiklerinde Hazreti Musa ile birlikte Allah onları o çölden çıkarırken onlara yiyecek olarak bal ve elma gönderiyor. Ve bunu öyle onu kutluyorlar. Yani çölden kurtuluşlarının tekrar medeniyete dönüşlerinin bir simgesi oluyor onlar için Süper. de. Hani Kur'an-ı Kerim'i zaten bahsettik. Yani birçok dini literatürde, Hint medeniyetinde, Çin medeniyetinde, Romalılarda, Yunanlılarda, mesela İbn Sina'nın El Kanun fi Tıp adlı bir kitabı var. Tıbbın Kanunu kitabı. Yani İngilizce'de The Canon of Medicine. Bu kitap 500 yıl, yani 50 yıl değil, 5 yıl değil, 5 yılca Avrupa'da temel tıp kitabı olarak, yani dünya tarihinde sanırım böyle bir temel kitap yok yani. Yani bu kitap, bunlar yüzyıllarca okutuldu dediğimiz belki bir kitap El Kanun fi Tıp ve bu kitap 5 cilt.
İkinci cildinde İbn Sina'nın farmakoloji bölümü, yani ilaç kullanma bölümü. Orada 35 farklı reçetede İbn Sina'nın kullandığını görüyoruz. Yani balı 35 farklı reçetede, yani farklı hastalıklar için. Ve hani bu kitabın yine başka bir özelliği, Rönesans'ın başlatılmasında çok ciddi etkisi oluyor İbn Sina'nın eserleri. Ve bu kitap da o Rönesans başlatanlardan, yani Avrupa'nın bu medeniyetin altyapısında bu kitaptan ciddi anlamda bahsedebiliriz. Demek bu işin tarihi, medeniyetler boyutu. Onunla birlikte hani dini boyutundan bahsettik. Tıbbi boyutuna gelirsek, yani bugün ne yapıyor peki? Yani insanlar binlerce yıldır bunu kullanıyor da bugün niye bal eczanelerde satılmıyor? Veya niye işte ilaç şirketleri, farmakoloji bu kadar ilerledi, neden balı kullanmıyorlar? Bunun altyapısında iki sebep var. Bir tanesi yaklaşık 100 ila 200 yıl arası, hani 150 yıl önce antibiyotikler keşfediliyor. Antibiyotikler keşfedildikten sonra o alanda ciddi anlamda maddi bir yatırım olduğundan dolayı, yani ciddi bir para kazanma şey olduğundan dolayı ilaç şirketleri artık doğal şeylerden vazgeçip tamamen antibiyotik üretmeye geçiyorlar. Ve antibiyotik, yani balın çünkü en önemli özelliği antibakteriyel özelliği. Yani bakterilerin büyümesini engelleyici özelliği. Bundan dolayı da balın biraz ünü düşüyor. Bir de bununla birlikte ne yazık ki birçok folk medicine dediğimiz, yani halk tıbbı arasında ne yazık ki bu işi şarlatanlığa götüren, yani tabirin ise her şeye bunu kullanabilirsiniz deyip ama bunu ölçülü şekilde yapmayan şarlatanlar ortaya çıkıyor. Bunlardan dolayı da özellikle tıp dünyası ya diyor bunların hepsi yalan deyip hepsini bir kenara atıyor. Çünkü bunların hepsi yalan, hepsi yanlışlar. Bu da tabii bir yani ifrattan tefrite gitmiş oluyorlar. Yani tam tersi artık. Bundan dolayı bal ciddi anlamda uzaklaşıyor. Fakat yaklaşık 30 yıl önce çok güzel bir makale var. A Remedy Rediscovered. Yani bal yeniden keşfedilen şifa kaynağı. Bu çok benim beğendiğim bir ifade ve bunu çok sık kullanıyorum ben sunumlarımda da. Dr. Zumla var İngiltere'den, Royal Society'den yanlış hatırlamıyorum. O kullanıyor bir ifade. A Remedy Rediscovered. Ve bu da şunu gösteriyor. Batı balı yeniden keşfetti. Balın özellikle bu antibakteriyel özelliği, yani bakterilerin özellikle patojen bakterilerin büyümesini engelleyen, onları yok eden tabiri neyse, onların ölümlerine sebep olan, vesile olan şey bal olduğuna dair çok ciddi çalışmalar var. Bunu Peter Mullen başlatıyor 1990'lı yıllarda. Profesör Peter Mullen Yeni Zelandalı birisi. Yeni Zelanda deyince aklımıza hep Manuka balı gelir. Çünkü Manuka balını meşhur eden Peter Mullen'dır. Ve Peter Mullen bu alandaki çalışmalarıyla insanların, daha doğrusu tıp dünyasının bala karşı tekrar pozitif bakmalarını sağlıyor ve bugün yara ünitelerinde, yanık ünitelerinde, Türkiye'de de var bu. Sadece yani şey değil, Amerika'da da birçok yerde var. Bugün yara bandajları var. Yani yara bandajların içerisinde bal var, ballı yara bandajları var. Bunun hemen hepsinde de manuka balı kullanılıyor. Mesela burada benim bir dakika bekleyin, ben bunu göstereyim. Ofiste de yanımda da var. Görmek isteriz. O sırada biz sizin background'a bakıyorum ben. Çok ilgimi çekti. DNA sarmalı gibi yeşillenmiş kuşlar. Görmek Bu bizim isteriz tamamını. DNA tree şeyimiz. Aa, çok güzelmiş. Çok güzel. Yani ağacı bir DNA Arılar sarmalı. var mı? Kuşları görüyorum ama. Cazibeli Ya. olacağı kesin. Güzelmiş. Çok güzel. Güzel bir şey yaptınız. Bu şey işte bu. Yasa. Mesela bu Elmezitran diye bir marka var. Üzerine bakarsanız aslında Türkçe Elmestren. yazıyor. Not net De bilmem. ters görünüyor bizde şu an. Ama Şöyle çevirmeniz lazım. Evet, böyle böyle iyi. Evet, soft. ya bunda yara jeli yazıyor hani Türkçe olarak da. Bu Ne normalde bir ürün, pahalılarmış. yani şey olarak yaralarda kullanmak üzere şey yapmış. Bunu bana test etmem için gönderdiler o şirketten. Hani antibakteriyel, antioksidan özelliğine bakabilir misiniz diye. 3-4 kutu gönderdiler. Çünkü bunlar ne, bilmiyorum ücretleri ne kadar ama bayağı şey bir etkili bunlar. Yani birçok bunları yani bu jelin kullanıldığı onlarca çalışma var. Klinik çalışma var. Vay Ama be. ilk çalışmanın çoğu işte Hindistan'da, Malezya'da, ne bileyim o tarz Doğu ülkelerinde yapılıyor daha çok bu çalışmalar. Ne yazık ki Avrupa, Batı'da, Amerika'da özellikle bu tür klinik çalışmaların sayısı çok kısıtlı. Yine hala işte bunun altında yatan temel sebep de bal ekonomik olarak yani çok ekonomik bir ilaç, kişinin rahatlıkla ulaşabileceği bir ilaç, çok kar getirmeyeceğini düşündükleri bir ilaç. Aslında manukadan çok kar ediyorlar.
Ama bu çok limitli olduğunu düşündüklerinden dolayı ne yazık ki Amerika'da yani başka ürünleri kullanıyorlar fakat araştırma yapan kişi sayısı çok az Az. yani. Medicine hani çalışan. Evet yani balın tıp anlamında kullanımı da bu şekilde. Ve bununla ilgili işte biz geçen işte öğrencilerimle derste birlikte bakmıştık. Hani bal ve honey and medicine veya medicine of honey'nin makalelerinde özellikle 2010'lu yıllardan sonra yaklaşık 10 yıl öncesinden sonra böyle skyrocketing'den çok ciddi anlamda her yıl yüzlerce yeni makale çıkıyor balın kullanımı ile ilgili ama makalelerin kaynak ürünlerine baktığımızda bunların yine bu yani makalelerin belki %60'ı falan yani şey yapmıyorum ama Malezya'dan geliyor. Malezya'da çıkıyor. İran'da, işte Mısır'da, Hindistan'da, Balkan ülkelerinde, Slovakya'da, daha sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve Yeni Zelanda'da bununla ilgili çok çalışma var. Brezilya'nın yine bu çok konuda, Brezilya ve Arjantin çok çalışması var. Fakat Güney Amerika'da ne yazık ki bu konuda tıbbi dergilere düşen makale sayısı çok kısıtlı. Yani çok az var. İnşallah biz de bu konuda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum önümüze ciddi bir engel çıkmazsa. İnşallah biz de arttırmaya çalışacağız. Soru sorabilirsiniz dediğiniz için araya giriyorum. Konuyu değiştirir mi bilmiyorum ama bir de şu var. Arı yani yaşamın temsilcisi diyemem de arı olmazsa yaşam duracak yani. Bu söylentiler var diyeyim yani. Bu Yani. noktada bunu nasıl işliyorsunuz hani öğrencilerle? Bize nasıl anlatırsınız? Hani arı çok değerli. Evet. Ya şöyle Amerika'daki polinasyon dediğimiz yani mesela Evet. Amerika'dan bahsediyorum çünkü bu konuda bizim yediğimiz gıdaların yaklaşık %65-70'i arılar tarafından dölleniyor. Yani Evet. yediğimiz işte bir meyvelerin özellikle meyvelerin %90-95'i hep arılar tarafından dölleniyor. O yüzden arı olmayan yerde verim de düşük olur. Yani bu çok değerli bir şey. Çünkü yani son dediğimiz olay yani en çok bal arıları tarafından yapılıyor. Bunların ilk de bombus arıları, kelebekler, yarasalar veya yine rüzgarla dönme vesaire var. Ama bunun ciddi çoğunluğunu arılar oluşturuyor. O yüzden hatta Amerika'da böyle gezgin arıcılar var. İşte bir mevsim Şubat ayında Kaliforniya'ya gidip orada badem ağaçlarını döllenmesini, polinasyonu sağlıyor ve yani 40-50 bin kovan arı gidiyor oraya. Çünkü bademin en çok üretildiği yer, almond en çok üretildiği yer Kaliforniya. Daha sonra bu arıcılar Washington'a gidip oradaki elma ağaçlarının polinasyonu sağlıyor. Daha sonra Maine'e gidip orada işte blueberry vesaire onların da önlenmesini Maşallah. sağlıyor. Daha sonra Florida'ya gidiyorlar falan böyle gezici arıcılar. Ben bunu çok sağlıklı görmüyorum ama bu çok gerekli bir şey. Hani arılar için çok sağlıklı değil fakat insanlar için çok gerekli bir şey. Çünkü arı olmadığı zaman Evet. insanların başka türlü bu döllenme çok zor. Hani böyle bir fotoğraf gördüm ben. Arıların az olduğu bir dönemde böyle işçileri toplamışlar. Adamlar elinde cımbızlarla bir çiçeğe döl atıyorlar. Ve düşünsenize bunu 70 bin kovan deseniz, hani 50 bin kovan diyelim hadi. Her bir kovanda 50 bin arı deseniz, rakam bayağı şimdi hesaplayamadım ama 2,5 25 milyona yakın arı var bu işte çalışan. Siz oraya kaç tane İş koyabilirsiniz? koyabilirsiniz ki. Ve o kişiler çok daha yavaş yapıyorlar. Daha dikkatli olması lazım. Oraya işte poleni alacak, ovaryuma koyacak falan. İşte şunu demeye çalışıyorum. Yani mesela bazen bahçenizde şey eker, domates, salatalık, biber ekersiniz. Ya çıkmıyor, beklenmiyor, meyve dökmüyor dersiniz. Meyve dökmemesinin en büyük sebebi arı olmamasıdır. Arı. Çünkü O arı zaman ziyaret. arı çeken bir çiçek, bir bitki de koymak lazım etrafına, değil mi? Mesela çok doğru söylediniz. Bahçeye mutlaka böyle arıları daha çok çekebilecek Vay ki be. wildflower'lar var. Onları çekebilirsiniz. Arı olmazsa hayat olmaz meselesinin altındaki en büyük sebep bu. Gıdamız kalmaz. Yani bizim tüketim sadece bal değil. Yani arının yan ürünüdür bal aslında. Çünkü arı balı kendisi için üretir. Fakat biraz böyle depocudur arılar. Yani kendi yiyeceklerinin 2-3 katı depolarlar. Biz insanlar da o depoluklarını alırız. İşte onlara kışları geçiririz. Sonra tekrar depolamanı sağlarız. Yani aslında evet arı yani dini olarak evet arı bizi bal üretiyor, veriyor. Ama asıl altyapısındaki şey arı onun yani genetik bir şey diyeyim yani biyolojik altyapısı arı onu depolamak için kullanılır. Yani yeni doğacak yavrularına ve neslin devamı için depo olarak ekstra yapar. Biz de o depoları alıp getiririz. Ama tabii ki %100'ünü almamak. Yani arılarındaki mesela yaklaşık %50, %60 yani arının ürettiği balın geri kalanı arıya bırakır. Yoksa diğer türlü kışı geçiremez arı ve ölür. Ne yazık ki arıcılarımızın hem Türkiye'de hem Amerika'da dünyanın birçok yerinde ne yazık ki arıcıların yaptığı ciddi bir hata mı diyeyim ya hırstan kaynaklanan bir şey. Arının balının %80'ini 90'ını alıp ona şeker vererek hadi bakalım sen kışı bu şekerle geç demelerinden diyorlar.
Bu yüzden de balın kalitesi düşüyor. Yani o yüzden böyle iyi ve kaliteli balık ulaşmak çok kolay olmuyor. Eğer toptancılardan alıyorsan, yani bir groşeri markete gidip işte, bilmiyorum isim vermem, reklamda sıkıntı var mı, ama Yok. işte Walmart'a gidip, bir Target'a gidip, yani ne bileyim Costco'ya gidip, oradaki yani toplu yüksek miktarda üretilen ballardan alıyorsanız o balın kalitesinin düşük olma ihtimali çok yüksek. Bu kalite yalnız işte genelde bana en çok gelen soru şu: en iyi bal hangisi hocam? Evet. Şimdi bu şey gibi, neye benzeteceğim bilmiyorum ama mesela en iyi elma hangisi? Amasya. Neymiş acaba? Biz Amasya'yı biliyoruz. Ama bunun dışında markete gittiğiniz zaman ondan fazla elma çeşidi görüyorsunuz. Şimdi bal tabii tam ona benzetemedim belki Ben de ama. şimdi içimden de gülüyorum yani. Hem entegrasyondan bahsediyorum hem hala Amasya elması diyorum. Evet. O da öyle bir Dünyada şey. bin sürü elma var değil mi? Yani şimdi bal deyince birincisi hani ne açıdan en iyi? Rengi açısından mı en iyi? Yani çünkü balın Evet. değişik şeyleri var. Kokusu Evet. açısından mı en iyi? Yani aroması açısından mı? Tadı açısından mı en iyi? Yoksa biyoaktivite açısından mı en iyi? Ben genelde sorulan soru diyorum: eğer biyoaktivite açısından soruyorsanız, yani balın, ben bu balı alacağım ve elimde bir kesik olduğunda, bir yara olduğunda veya yüzümde sivilce çıktığında veya bir yerim yandığında, fırından bir şey alırken eliniz yandığında, ben bu balı tıbbi olarak kullanacağım. Yani ben bu balı şifa kullanacağım diyorsanız, evet, tıbbi bal kullanacağım diyorsanız, ben Amerika'daysanız mutlaka buckwheat alın diyorum. Bu şey Türkçesi karabuğday balı. Çünkü karabuğday balını şu ana kadar benim yaptığım, yani 200'den fazla bal analizi yapmıştım. Bunların arasında en yüksek karabuğday balı çıkıyor. Bunu takip eden meşe balı var mesela. Meşe balı Türkiye'de çok meşhurdur. Amerika'da az, yani henüz daha bana direkt Amerikan meşe balı ulaşamadım. Ama Kaliforniya'da olduğunu söylüyorlar. Herhangi dinleyicilerden Kaliforniya'da olup bunu bulmak isteyen varsa çok güzel olur. Mesela meşe balı. Üçüncüsü mesela kestane balı çıkıyor bütün analizlerde. Yani eğer tıbbi bal kullanacağım diyorsanız, ben evimde dolabımda, ilaç dolabında veya de ilaçların yanında ben bu balı tutacağım diyorsanız tavsiye. Ama yemek olarak hangi balı kullanın diyorsanız, ben genelde şunu tavsiye ediyorum: eğer imkanınız varsa lokal arıcılardan, yani lokal, Lokal. bulunduğunuz bölgedeki arıcılardan almaya çalışın. Çünkü bunun en büyük sebebi birçok hobi arıcısı. Çünkü arıcılar üç tür var: hobi, sideliner ve commercial diye. Yani hobi arıcıların, bunlar %90 olursa, arıcılar cemaatinin komitesindeyim Amerika genelinde, %90'ı hobicidir ve hobi arıcılar genellikle dikkat ederler kovanlarına. Yani onların hayatiyeti için daha şey yapar ve daha az şeker verir aslında komercial. Ve bunu bir de lokal şeyi de desteklemek gerekir. Yani ne derler? Lokal yerli satıcıları desteklemek Esnafı. esnafı. Bunun alttaki sebep de yine dediğim gibi, hani daha güvenilir olurlar. Çünkü balın kaynağını bilirsiniz. Adamın nasıl iş yaptığını bilirsiniz ve çoğumuz da Türkiye'de mesela, çoğumuz böyle balcıları vardır. Adam her sene aynı adamdan bal alırsınız. Ben mesela bunu çok yaşadım Türkiye'de. Bir kere alıyor, adam her sene aynı kişiden alıyor. Ya diyorum, bak daha iyileri var. Yok diyor, ben ona alıştım, her sene olacak. Evet. Bir de ben şey diyormuştum, araya hemen iliştirmek isterim. Alerjiler, lokal alerjiler. Yani mesela Texas'ta yaşıyorum, Houston'da yaşıyorum, alerjim var. O zaman buradaki balı, burada üretilen balı yemem. Hani bu çiçek polenleri alerjim olduğu için faydalı diye duymuştum. Şimdi buna iki yaklaşımla Buyurun. yaklaşabilirim. Şöyle, birincisi bilimsel yaklaşımla yaklaşırsam bu Evet. söylediğiniz ifadenin çok yeterli olmadığını söylemiş olurum. Yani bir de popüler yaklaşım, eğer yaklaşırsam, evet, lokal balı promote etmek adına, yani onu böyle teşvik etmek adına çok güzel bir şey. Lokal. Ama bilimsel açıdan yaklaştığımızda iki şey var. Yani böyle ders veren hoca gibi oluyorum ama kusura bakmayın. Olsun, ben çünkü çok dikkatli dinliyorum sizi. Bu çünkü yani Amerika'da ben önceden yoktu ama buraya da yaşarken alerjilerim gelişti. Onun Yani başka sebebini arkadaşlardan anlatacağım da size şimdi. duydum bunu. O Bende de sebeple oldu yani. San Antonio'da alerjim başladı şimdi. Daha önce evet. yoktu yani. Hatta ben onu Covid'le karıştırdım. Böyle sere serpe uzandığım yerde. Ya dedim, Covid mi oldum? Bakıyorum hep negatif çıkıyor. Meğersem alerjiymiş. Alerjenizi aldım, hemen toparladı. Yani o San pembe ilaçlar. Antonio balı yemeye başladınız. Yok. Şimdi oraya şöyle geleceğim. Şimdi alerji neden oluşuyor? Polenden oluşuyor. Polen nedir? Çiçeğin döllenme organıdır. Erkek organıdır. Şimdi polenlenme iki şekilde olur. Birincisi, az önce bahsettiğim polinasyon hayvanlarıyla, yani polinasyon canlılarıyla, işte arılar, kelebekler, yarasalar vesaire. Bir de rüzgarla döllenme, rüzgarla polinasyon olur. Bu genellikle işte çam ağaçları, cedar tree dediğimiz ağaçlar, yani böyle çiçeksiz ağaçlar genellikle rüzgarla döllenirler. Çünkü onların polenleri o kadar hafiftir ki rüzgar estiğinde bir ağaçtan başka bir ağaca rahatlıkla taşınabilir.
Ve mesela kavak ağaçları, Türkiye'de çok karşılaşıyoruz. Burada çok görmedim ama bu cotton tree dedikleri. Bir bakıyorsun böyle her tarafınızdan beyaz beyaz şeyler uçuşuyor. Bu çünkü rüzgarla döllenmeyi sağlıyor. Arıların polinasyonu ise, arıların polen yapması ise, bir adım gerekir ama arılar sadece rüzgarla döllenemeyen yani ağır olan, nispeten daha ağırlığı olan polenleri alır, bir çiçekten başka bir çiçeğe götürür. Yani aynı çiçeğin erkeğinden dişisine götürür. Böylece bu döllenmeyi sağlar. Şimdi alerjiye iyi gelen şey de kastedilen, onun altyapısında ifade edilen şey şudur. Balın içerisinde düşük miktarda polen vardır. Çünkü mutlaka arı her balın içerisinde polen koyar. Yani nektarı alırken polen koymuştur. Aynı zamanda işlemler esnasında da bir kısım polenler gelir arının ayaklarından. Ve bu polen doğal balların içerisinde mutlaka bulunur. Özellikle lokal ballarda zaten bulunur. Bu poleni biz az miktarda aldığımızdan dolayı vücudumuz polene karşı sensitizasyon yani hassasiyet geliştirir ama çok az olduğu için bu alerjik reaksiyon vermez. Biz bu polenle tekrar karşılaştığımızda vücudumuz daha önce bu poleni tanıdığı için ona reaksiyon vermez. Bundan dolayı da alerjimizi baskılamış olur. Şimdi genel kanı, genel ifade bu şekilde. Fakat az önce anlattığım perspektife bakacak olursak arının topladığı polen ile alerji yapan polen birbirinden farklı polenler. Arının topladığı ağır polenler, alerji yapanlar hafif polenler. Yani rüzgarla uçabilen polen. Arının topladığı rüzgarla uçamayan polenler. Aa, tamam. Oturdum. Şimdi olay bu. Yani buradaki temel şey bu olduğu için, temel problem ne, nasıl diyeyim, anlamda olduğu için rüzgarla gelen, alerji yapan polenlere karşı arının balın içine koyduğu polenin çok etkisi yok. Yani çünkü aynı polen değiliz. Aynı polen değil. Peki arı ne, peki bu gerçekten etkisi var mı alerjiye karşı? Evet var. Arı, bal, ya balın içerisindeki balın içerisinde 200'den fazla bileşik var ve bu bileşikler özellikle feminit komponentler, flavonoidler dediğimiz maddeler balın immünomodülatör etkisi. Yani balda bağışıklık sistemini modüle eden, geliştiren, ona yani immune booster deniyor buna. O etkiyi yapıyorlar. Yani bağışıklık sistemimize ciddi anlamda bir katkı sağlıyor bal. Yani bağışıklık hücrelerimizin daha canlı olmasını, yenilenmesini vesaire sağlıyor. Bunun tabii altyapısına çok girmeyeceğim mekanizmasına. Bal yiyen kişilerde, özellikle sonbaharda bal yiyen kişilerde bağışıklık sistemi güçlendiği için mesela grip hastalığının veya işte nezle vesaire bu tür hastalıkların viral hastalıkların bile daha az olduğu görünüyor. Hatta bununla ilgili Çin'de bir çalışma yapılmıştı yani bir makale yayınlandı. Aracı ailelerin özellikle COVID'e daha az yakalandığına dair bir makale yayınlandı ama hani bu tekrarlanamayan bir şey ne yazık ki. Yani güvenini tahmin ama bu bile çok büyük, ciddi bir şeydir. Yani böyle bir şeyin aracı ailelerin veya bal tüketen ailelerin COVID'e daha az yakalanmış olması bile bence bu konuda çok önemli bir. Neyse o kısma çok girmeden şunu demek istiyorum. Ya bal bizim bağışıklık sistemimizi çok ciddi güçlendirir ve özellikle sonbaharda bal yediğimizde kış hastalıklarından korunabiliriz. Ve alerjiden de ciddi anlamda korunabiliriz çünkü bağışıklık sistemimiz güçlü olduğu için. Ve bundan dolayı ben genellikle şunu tavsiye ediyorum. Şey dikkatimi Buyurun. çekti. Sonbaharda yersek balı kış hastalıktan Evet. korunuruz dediniz. Yani öncesinde yani ongoing yani 4 mevsim bal yiyelim demediniz. Bu Yok, önemli dört bir mevsim. ayrıntı mı yoksa Şimdi oraya gereksiz geliyorum. Oraya mi geliyorum. yapılıyor? Yani bu ben hani biraz daha çünkü şundan dolayı diyorum. Çünkü çoğu bal yani bal 2 sezonda genellikle Amerika'da 2 sezonda hasat edilir. Bir tanesi bahar döneminde Mayıs-Haziran ayında hasat edilir. İkincisi ise Ağustos hatta Eylül-Ekim ayında hasat edilir. İkinci hasat edilen bal daha koyu renkli olur. Çünkü çiçek sayısı azalmıştır yazın sonuna doğru. Ve arılar yani daha az böyle daha güçlü yani o zor kışı o zor yazı geçirebilen çiçeklerden toplar. Onların da taninleri, fenolikleri biraz daha yüksek olsun çünkü daha koyu renkli olur. Ama spring honey dediğimiz yani bahar dönemindeki ballar genellikle daha açık renkli olur. Tabii ne burada çiçeğin mutlaka etkisi vardır yani floranın etkisi var. Tanin yani bu fenolik bileşkiyle daha fazla olan ballar vücudumuzda bağışıklık sistemi daha güçlendirici etki yapar. O yüzden ben hani sonbaharda hasat edilen bal değil, daha öyle söyleyeyim. Mesela sonbaharda hasat balı o dönemde tükettiğiniz zaman aslında iyi gelir. Fakat balı her zaman tüketmemiz gerekir. Bunun sebebi şu. Ya bal sadece bağışıklık sistemi için değil. Bal vücut bağışıklığı her zaman güçlendiriyor. Bununla birlikte bal bir de özellikle bizim daha mesela kaliteli uyku geçirmemizi sağlıyor. Çünkü mesela şimdi o Çok konuya lazım bana. bir çünkü mesela bal tüketen kişilerde şimdi bunu da sadece biyolojik olarak açıklamaya çalışayım. Balın içerisinde 9-10 çeşit şeker vardır. Yani bal sadece tek bir şeker değildir. Yani bal fruktoz, glukoz, sükroz değildir sadece. 9 veya 10 farklı şeker olur. İşte bunlar az önce saydım ya glukoz, fruktoz, sükroz,
Tronoz, maltoz gibi farklı şekerler var. Bu şekerlerden de özellikle glukoz ve fruktoz yüksek oranda olur. Yani bunların oranları baldan bala değişir. Ama glukoz yaklaşık %39, fruktoz yaklaşık %31 civarında olur. Ama bu dediğim gibi değişir mutlaka balın rengine, kaynağına göre. Biz bu balı tükettiğimiz zaman balın glisemik indeksi düşüktür. Yani bal bir anda bizim şekerimizi zıplatmaz. Yani genel insanlar şey der ya, şekerim düştü hemen çikolata yiyeyim. Evet, çikolata sizin şekerinizi zıplatır. Bir anda enerji verir. Fakat yarım saat sonra Ağlayayım tekrar demez. yerine düştüğünü görürsün. Bal böyle yapmıyor. Bal vücudu Doğru. kana daha yavaş karışıyor. Ve balın içerisinde glikoz da ilginçtir. Diğer glikozlara göre yani diğer meyve şekeri veya diğer şekerlerdeki veya şekerli gıda glikoza göre balın içerisinde glikoz karaciğerde depolanıyor. Yani direkt kana karışmıyor. Karaciğerde glikojen olarak depolanıp daha sonra gelen hormonal değişken ve emirler dozunda karaciğerden salınıyor. O yüzden glisemik indeksi düşük olduğu için yani kana daha yavaş karıştığı için ve daha uzun süre etkisi olduğu için özellikle şeker hastalarında diğer karbonhidratlar yerine balın kullanılmasını tavsiye ediliyor. Bununla ilgili çalışmalar da var. Dileyenle paylaşabilirim. Yani bal şeker hastalarında şeker hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılabiliyor. Hatta işte bunu tavsiye ediyorum. Çünkü gece yatmadan önce yani mümkün olduğu kadar boş mide yani erken yeniden akşam yemeden sonra gece yatmadan önce bir veya iki yemek kaşığı bal tüketildiğinde sabah kalktığında bu kişilerin açlık şeker oranının daha düşük olduğu tespit edilmiş. Yani %10, %15 veya daha fazla düştüğü görülüyor ve bu zamanla azalıyor. Bu hemen yani ben şeker hastasıyım bir hafta bal yedim düştü. Hayır öyle değil. Bir ay iki ay belki bal yemeniz gerekiyor ama başka bir şey mesela ilacınızı bırakın diyemem. Bu çünkü bunu mutlaka doktor kontrolünde olması lazım bu tavsiyenin de. Ama şeker hastalığı Yine de bal çok çok güzel bir yol yani, bal yiyerek şifa bulmak, tatlı, aynen. lezzetli, yani ne güzel şifa ondaysa. Evet. Bunun dışında bal mesela uykuya nasıl bir katkı sağlar? Bal daha mesela bal yiyen kişiler böyle Ballı daha süt. Evet, uyku. annelerin klasik. Evet, yatmadan önce bal Yatmadan yiyecek önce. derler. Şimdi normalde yatmadan önce hiçbir şey yeme hepsi yağa dönüşür derler ama Evet. bal böyle değil. Çünkü bal az önce bahsettiğim gibi karaciğerde glikojen aktif olur. Beynimiz ise biliyorsunuz gece aktiftir. Yani beynimiz uyumaz bizim. Gece ne yapar? Gündüz boyunca yaşadığımız şeyleri, öğrendiğimiz Aha. bilgileri, yaşadığım tecrübeleri gece boyunca o dosyalar bunları. O yüzden mesela bir şey okuyup, bir şey ders çalışıp uyuduğunuz zaman kalktığınızda evet bu bilgiyi daha iyi hatırlayabilirsiniz. Şimdi buradan yola çıkarak bal gece biz beynimizin lazım o beynimize çok glikoz gerekir bu kadar. Beyin aktif olduğu için. Bu glikozu da karaciğer glikojeninden alır. Yani karaciğer glikojeni glikoza dönüştürür, kana salar, beyin bunu alır. O yüzden karaciğerde yeterince glikojen depo varsa beyniniz daha iyi çalışır. Yani ve bu beyin daha iyi çalışsa daha iyi bir uyku uyursunuz. Çünkü diğer tarafları kapatır beyin. Yani beyin sadece o gece dosyalama diğer işlemle uğraşır. Ama aynı zamanda uykunuzu da bölecek bir işlem yapmadığı için yani ona çünkü uykudan neden uyanırsınız? Su içmek için uyanırsınız. Uykudan neden uyanırsınız? Bazen bir şey atıştırmak için uyanırsınız. Çünkü bunun altındaki sebep beyinde enerji gitmiyor. Yani beyin yeterince işlem yapacak enerjiyi bulamıyor. Hadi bakalım bir şeyler ye, hadi bakalım bir şeyler iç. Beyin enerji gönder. Yani bundan dolayı beyin gece uyanır. Ama bal tükettiğiniz zaman gece uyanması ciddi anlamda azalır. Artı yine sabah dedim kalktığınızda da ben genelde onu tavsiye ediyorum. Kendim uygulamaya çalışıyorum. Gece yatarken bir veya iki tatlı kaşığı yemek kaşığı bal. Kalktığında da yine bir veya iki yemek kaşığı bal kullanarak. Çünkü kalktığınızda da yine vücudunuzun bir enerjiye ihtiyacı var. Hiçbir şey yemeden boş mideye bal gönderdiğinizde birincisi gastrointestinal sisteminde çok ciddi etkisi oluyor. Yani mide bağırsak sisteminizi ciddi anlamda düzenliyor. Oranın florasını yani gut makrobiyom dediğimiz oradaki bakteri oranlarını yani faydalı bakterilerin sayısını arttırıyor. Oradaki işte pH vesaire düzenleyerek. Artı ülser hastalığınız varsa, gastrit varsa yine balı aç karnına tükettiğinizde belli bir süre sonra çünkü balın kendisi de asidiktir, mide asidine rahatlıkla dayanabilir. Ve ülser hastalığına sebep olan Helicobacter pylori'nin de yaşamasını engeller veya ciddi anlamda düşürür. Ondan dolayı ülserden ciddi anlamda şifa bulunabilir sabah aç karnına bal tüketildiğinde. İşte ishal ve diyarede de yani ishal ve konstipasyon kabızlıkta da bal kullanılması gerekir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi vardı ya. Hadis kardeş işte sahabe geliyor ya Resulallah benim kardeşim işte karnı ağrıyor diyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün arka arkaya bal söylüyor. Yani. Ertesi gün yine geliyor. Ya Resulallah karnı hala ağrıyor diyor. Bal şerbeti içsin diyor. Ertesi gün yine geliyor. Karnı hala ağrıyor. Bal şerbeti içsin diyor. Dördüncü gün geliyor. Ya Resulallah kardeşim karnı iyileşti diyor. İşte o da diyor ki kardeşin karnı yalan söyledi. Allah Resulü doğru söylüyor diyor. Bunun altındaki temel sebep iki şey olabilir. Birincisi karın ağrısı genelde ishalden dolayı olur. Ve siz doğru bal şerbeti içmezseniz ishaliniz artar. Yani bu şöyle bal hem ishale hem kabızlığa iyi gelir. Çok ilginç. Yani böyle bir ilaç ben hiç duymadım yani şu an. Yani vardır belki ama hani iki tarafta kullanılabilen.
Bal ishara şöyle iyi gelir. Eğer soğuk bal şerbeti içerseniz, yani balı soğuk suda çözüp, yani mutfak, yani oda sıcaklığı soğuk suda çözerseniz ve bunu aç karnı içerseniz bal ishara iyi gelir. Eğer kabızlıkla yaşıyorsanız ılık bal şerbeti, sıcak demiyorum, bakın ılık, yani parmağınızın dayanacağı kadar suya balı katıp onu çözerseniz bu sefer kabızlığınıza iyi gelir. Ama bunu hemen bir günde olmaz, birkaç günde olur. Ferhat Hocam, yani söyleşi benim tahmin ettiğimden çok daha renkli ve anlaşılabilir gidiyor. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum bize özel mi anlatıyorsunuz böyle, ama söylediğiniz her şey hani önemini anladığımız gibi gayet de hayata hani hemen sokabileceğimiz gibi hissediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben bilgi de vereyim. Küçücük bir ara verdik biz. O Evet. arada hemen gidip mutfaktan bal aldım. Kaşık kaşık şimdi burada yemeyeceğim ama yani gerçekten bir Aşağı heyecana içiyorum. geldim. İsabet olarak. Buyurun devam edin. En son nasıldı? Şifa olduğunu söyledik. İki farklı birbirine zıt hastalığı aynı anda. Dozajı konuştuk birazcık değil mi? Mesela biraz bir miktar dediniz. Doz neden önemli? Diğer ilaçlarda da önemli mi? Yani Aşırısı doz her zararlı mı? şeyde önemli. Tabii hani azı karar çoğu zarar meselesi çok uygulanabilir. Hatta işte tıpta da genel bir ifade vardır. İlaç öldürmez, doz öldürür diye. Çünkü her ilacın öldürme etkisi olabilir. Çok fazla kullandığı, ki hani filmlerde şurada burada görürüz veya gerçek hayatta da insanlar bir ilacı çok fazla kullanarak, vücuduna çok fazla atarak kendilerini şey yani intihar teşebbüs ederler veya öldürebilirler. Ya dediğim gibi temel sebep burada dozun çok fazla olması. Balda da aynı şekilde. Yani ama bir insan balın dozunu kaçırması çok kolay değil. Bununla ilgili çok çoğumuzun sosyal medyada son günlerde çok gördüğü bir şey vardı. Bu hani balın dozunu fazla kaçırmış bir ayı vardı. Gördünüz mü? Böyle sere serpe yapıyor. O Çekeceğim. deli bal yemiş bir ayı. Deli bal dediğimiz işte psychedelic honey diye geçiyor İngilizcesi. Gerçekten insanda böyle psikodelik dediğimiz, yani insanda böyle halüsinasyonlar görme, ne bileyim aşırı böyle bir beyinde kongu şeylerin oluşması, yorgunluk oluşması, kafa karışıklığı, çift görme gibi şeylere sebep oluyor deli bal. Hatta bunu genelde ben sunumlarımın başında anlatıyorum. Yani buradaki yerli sunumlarda işte bal tarihte kullanılan ilk biyolojik silahtır mesela. Yani bilmiyorum daha bir şey İlk kez bahsedince. duyuyorum. Çünkü bal bu özellikle Romalılar ve Persler arasında ciddi savaşlar oluyor. Milattan önce 67 yılında bir savaş var. Bu Pontus kralı, yani Perslerin Pontus kralı Mitridates'le Romalıların Pompey adlı komutanı. Bunlar savaş, yine hani Romalılarla Persler savaş esnasında Pontus'u çok iyi bildiği için Mitridates kuzeyden götürüyor onları. Yani Anadolu'nun Kuzey Anadolu'dan onları şeye doğru çekiyor, geriye doğru çekiliyor. Ve geriye doğru çekilirken de oradaki köylülerle anlaşıyor. Oradaki köylere diyor ki yollara balın şey içerisinde, bir testin içerisinde elinde ne kadar bal varsa koyun. Ama bu bal deli bal. Yani çünkü o bölgede çok şey dediğimiz baldan. Tabii geriye çekilirken o balları da koyun diyor. Romalılar diyor ki, ha diyor, buranın köyleri bizi çok seviyor. Baksana bizi ballarla karşılamışlar diyerek bala dalıyorlar tabii. Diyorlar. Bu bala dalınca da aynen o videoda gördüğünüz ayı gibi sere serpe seriliyorlar. Yani birkaç saat içerisinde. Çünkü bu balı yediğinizde çok kısa süreçte kusmanız lazım. Eğer kusamazsanız çok uzun süre etkiler yapabilir. Yani ölüme kadar götürebilir. O yüzden mesela Trabzon Rize taraflarında acilde çok görülür bu. Hani gördüğünü söylemişti bir doktor arkadaşım. Deli bal zehirlenmesi dediğimiz, biraz deli bal tutması dediğimiz olay. Normalde yöre hasta. Oradaki insanlar deli balı tansiyon ilacı olarak kullanırlar. Çünkü deli bal tansiyonu düşürür. Aort damarını genişletir. Aort genişlediği için vücudun basıncı düşer. Ve yüksek tansiyon olanlar az miktar deli bal kullanarak bunu dengelerler. Ama bilmeyen insanlar, işte Romalı askerler gibi, deli balı çok yedikleri zaman bilinç kaybına uğrarlar ve hareket edemez hale gelirler. Bu hale gelince de Pers kralı Mitridates orduyu tamamen kılıçtan geçirir. Olayı yani. Ve buradan balın ilk İlk biyolojik biyolojik. silah yani böyle bir özelliği de var. Yani bal birçok alanda kullanıldığı gibi bir alanda kullanılabilir. Bunun dışında hani dediğim gibi şifa özelliği olarak ya, şimdi biz mesela öğrencilerime bir ders ben burada Medicinal Properties of Honey diye bir ders, balın tıbbi özellikleri ilgili. Gençlere özellikle bir, şimdi beklersiniz bir kitap var. Hani özellikle İngilizce okumak isterseniz şu kitap çok iyi bir kitap, The Honey Revolution diye bir doktor tarafından yazılmış. Amazon'da falan vardı kitap. Ben bu kitabı öğrencilerime aldırdım, ders kitabı olarak aldırdım. Tabii şu an burada özellikle en sevdiğim şey, yani en beğendiğim şey, bu kitabı yazan kişi doktor ve daha çok literatürden bahsediyor. Mesela kitabın son kısmında hangi konuyu anlattıysa o konuyla ilgili bilimsel çalışmaları koymuş. Yani Süper. istediğiniz bilimsel çalışmaya ulaşıp
olayın evidence-based yani kanıta dayalı sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz. Kitabın içinde eksikler var, gelişmesi gereken yerler var. Allah kısmet ederse ben de böyle bir kitap yazmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah bu kitabı böyle İmzalı istiyorum. estağfurullah. Harika. Henüz değil. Yavaş yavaş oturacak belki birkaç yıla kadar. Ama hani niyetim de bu gerçekten balın tıbbi özelliği üzerine. Belki de başlığı şu bile olabilir. Remedy Rediscovered olarak yani yeniden keşfeden şifa. Belki New York bestseller bile olabiliriz yani. Hedefim de Ama var. neden olmasın? Ya biraz önce Evet. size hani kamera arkası söylediğim şeyi burada da söylemek istiyorum. Herkesin bir aminini almak ve sizin de gençler için şu an yeni yolunu bulmaya çalışan arkadaşların yeni hayatları için bir amininizi almak isterim. Yani insanın işini aşkla yapması kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu sizde görüyorum. Yani siz dediniz ki biz bir röportaj, bir söyleşi yaptık. İlk kez bu da sizinle oldu. Yaptık sonra dedik ki siz bana dediniz ki Gülşah Hanım hani daha hiç sabah namazı sonrası. Gülşah Hanım ya hani acaba balı mı anlatsam ya niye kendimizi anlatıyoruz? Yani işi nasıl aşkla sevmektir bu? Bu dilerim hem bulaşıcıdır ya da bir arı gibi bu polense bu yayınla dağıtırsınız bu enerjiyi. Biraz anlatır mısınız ya aşkla iş yapmak nasıl doyumsuz bir zevk? Yani şöyle yani gerçekten ben şunu anladım. İşte hani 40 küsur yaşındayım ama 41 yaşındayım. Yani insanın tutkusunu bulması zaman alıyor. Gerçekten bir insan eğer öyle akademik yani hakikat aşkı diyoruz biz buna. Araştırma şevki, hakikat aşkı. Bir insan bir hakikat peşinde koşarsa ama bu hakikati gerçekten kendine sindirmesi lazım. Ve bununla ilgili ciddi gayret ederse Allah ona bir şekilde yollar açıyor. Yani benim hani altyapım işte moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, hücre sinyalleşmesi, biyoinformatik gibi böyle can canlı alanlar öyle diyeyim artık. Yani doktora da, post doktora da bunun üzerine çalıştım. Bunlardan çok şey öğrendim. Ama asıl balla tanışınca ve aslında tabirin ise Cenab-ı Hak beni buna hazırlamış diye düşündüm. Çünkü öğrendiğim o bütün konular yani altyapıda yıllar boyunca çalıştığım araştırmalar balın tıbbi anlamda kullanımına ciddi bir altyapı oluşturdu. Yani onun temel şeylerini oluşturdu. Yani ben şimdi balla ilgili bir şey yaparken ha diyorum bak hücre biyolojisinde şöyle bir şey vardı. Bal hücre böyle bir etki yapar. Ve atıyorum bal mikropları öldürüyor. Evet bakterilerde antibiyotikler şu etkiyi yapıyor. Bal da bu etkiyi yapabilir. Veya bal şu etki şuradan girebilir. Veya ne bileyim hücre içi sinyalleşme diyoruz mesela. Bal hücre içi sinyalleşmeyi etkileyebilir. Yani o acaba hangi sistemleri, hangi kesket dediğimiz olay bunları etkiler. Yani artık yani o altyapıyla bakınca mesela balın yine çok ilginç bir özelliği. İnsanlar şimdi gen terapisi diye çok pahalı bir tıp alanı var ve çok meşhur bugünlerde. Yunan en pahalı ilacı bu arada gen terapisi. Yaklaşık 2,5 milyon değerindedir. Bu hatta bazen Beklemalı bebekler için kullanılan beslenme ilaçlar değil mi? 2,5 milyon dolar bir ilaç bir defa vuruyorsunuz. Evet, Yani bu evet. yine bir Hepsine defa vuruyorsunuz. şifa diliyoruz bu arada bütün bebeklere. Evet Allah şifa versin inşallah. Diğer bir tane daha biraz daha ucuz değerini orada yarım milyon dolar. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bu olması yılları aldı. Gen terapisi ve en çok aranan şeylerden bir tanesi biz bu gen terapisindeki genleri yani viral yolla veya viral olmayan yollarla vücuda nasıl aktarabiliriz? Şimdi hani bunu açıklamam ne kadar şey bilmiyorum ama bal çok iyi bir taşıyıcıdır hayatım. Yani balı bir vektör olarak kullanılma potansiyeli vardır. Şimdi çalıştığımız konulardan bir tanesi de o. Yani bir fizik profesörüyle bu konuda bir çalışmamız var şu anda. Ama diyorum ya bu altyapı hep buna hazırlanmış tabiri caizse öğrendiğimiz şeyler. Hani gençlere tavsiyem ne olur? Ya mutlaka kendinize böyle tutkuyla bağlanacağınız bir alan bulun. Bu oyun yazma da olabilir. Bilgisayar oyunu yazma olur. Bu Resim, program oyun. olur, resim olur. Hani o yüzden şeyi çok tavsiye ediyorum ben. Yani, Three Idiots'ı yani üç aptal mı diye geçiyor bilmiyorum İngilizcesinde, yani Türkçesinde ama üç ahmak da olabilir. Three Idiots filmini mutlaka izleyin diyorum. Çünkü orada zorla işte logaritma öğretilen, zorla matematik öğretilen o üç genç daha sonra kendi alanlarını buluyorlar. Bir tanesi fotoğrafçı oluyor, bir tanesi bir şey açıyor galiba, restoran gibi bir şey açıyor. Ama orada tutkuyla bağlandığı şeye doğru yönelmek var. Yani siz üniversitede ne öğrenirseniz öğrenin, lisede ne öğrenirseniz öğrenin ama kafanızda bir tutkuyla bağlandığınız bir alan olsun, o tarafa doğru gidin. Yani o yol açılır. Evet aç kalırsınız, evet parasız kalırsınız, evet zorlandığınız dönemler olabilir. Ama sonunda varırsınız yani. Ben mesela hani şu anda yaptığım işten, şimdi genelde bilgisayar ekmek çok meşhur ya bugünlerde işte cyber security ne bileyim Evet. vesairedir. Bana da çok teklif geldi. Teklifler demeyeyim de çok tavsiye ettiler. Ya işte sen bilgisayara seviyorsun kafan işte rahat anlarsın bunları çabucak gelebilirsin işe. İngilizcem var işte vatandaşlığım var çok rahat iş bulursun falan. Ama diyorum ben o alanı severek aşkla işlekle yapamayacağım ki. Para için yapabilirim evet para kazanmak için o alana gidebilirim. Ama mutlu olmam. Yani hani genel bir ifade vardır. Eğer bir işi aşkla şekle yapıyorsanız o işte çalışmıyorsunuzdur. O işte nasıl ya tam Türkçesinde şey yapamadım. Aşk O iş yaşıyorsunuzdur.
Aşkla yaşıyorsun. Aynen. Yani ya ben işe geldiğimde hani vallahi gibi şeyler yaptığımda, ha ben işe gidiyorum demiyorum ya. Yani. Ben balı daha fazla öğrenmeye gidiyorum. Vallahi gibi şeyler ispatlamaya çalışıyorum diyorum. Yani o işte işle aşk arasında olmuş oluyor. Yani o işi aşkla yapmış oluyorsunuz aslında. Dediğim gibi bilgisayar alanına gitseydim evet altı rakamlı bir maaşlar alabilirdim, yıllık maaşlar altı basamaklı. Ama Rica ben şu anda ne yalan söyleyeyim lise öğretmenliği yapıyordum geçen yıl. Şu anda lisedekinden daha az kazanıyorum. Ama daha mutluyum. Çünkü öğrencilere bir şeyler anlatıyorum. Öğrencilere balı anlatabiliyorum. İşte ne bileyim buradaki insanlara, özellikle akademi dünyasındaki insanlarla etkileşime girebiliyorum. Daha kolay etkileşime girebiliyorum. Ya bu konuda daha fazla makale okumaya başladım. çünkü lise öğretmenliğinde kafamı kaldıramıyordum ki makale tabii okuyayım işte. canım. Şimdi Ben şimdi işte lisede çalışıyorum. Tabii yani bu grant yazmaya çalışıyorum mesela. Yani araştırmış ama bunlar hep böyle yeni network'le oluşturuyor. Yeni böyle hani nasıl diyeyim? Daha fazla aşırı işler yaptığımı fark ediyorum ben bu işi. Evet daha az kazanıyorum. Evet evime daha az maaş giriyor doğru. Belki ailem çok da mutlu değiller. Belki dediğim gibi çok daha iyi şey olabilir. Ama elhamdülillah başımız sokacak evimiz var. Bineceğimiz arabamız var. Çocuğumuz sağlıklı. Şükürle devam ediyorum ben yoluma. Çok daha çok birçok şükür. kişiyle çok daha iyi durumdayız elhamdülillah. Çok şükür. Demek Ya çok istediğim tat, doğru, güzel bir tavsiye oldu. Aşkla para gidecek. kazanmak değil. Aşkla, şevkle, iştiyakla, tutkuyla yapacağınız işe doğru yönelin. Yani o alana doğru Gayeyi yönelin. hayal diyoruz ya hep. Güzel bir kelime ya. Evet. Hep, ben de esinlenen bir şey. Öyle bir şey tutturup o yolda giderken zaten kapılar açılır. Böyle güzel YouTube Aynen. videoları var. Birkaç tane rastlıyor bana. Bir sokakta kime ne kadar kazandığı soruluyor ve tavsiyeler alınıyor bu Amerikalı arkadaşların. Ve genel tavsiye şu: sen aşkla yaptığın bir şey bu. Money comes later. O sonra, yani para sonra geliyor zaten. Ya da Aynen. yettiğine inanıyorsun. Çok da tatlı bir tevafuk. Onunla bitireyim o zaman o sözde, bu kısmı en azından. Bugün daha tweet attım. Yeni duydum. Yani koşarak gittiğin bir işin, uça uça sevinçle geldiğin bir evin varsa huzurlusun. Hani içindekiler Aynen. değil mesela. Yani huzurlusun o zaman. Dilerim huzurunuz devamlı olur. Herkese de bulaşır bu. Hani bu İnşallah. arı sohbetiyle. Tamam o zaman, buraya kadar yani çok şey öğrendik. Balın dozajını konuştuk. Yani bir şeyler daha, ben sanki sizi Tabii zorlasam tabii. daha neler çıkacak gibi hissediyorum. Estağfurullah konuşuruz. Yani dediğim gibi genelde hangi balık kullanalım sorusu çok geliyor. Belki buna tekrar dokunabiliriz. Yani Lütfen. mümkün kadar Mesela ben hemen bunu aldım dedim ya size. Bunu ben evet. buradaki Türkiyelilerin marketi diyeyim yani. Tabii. Oradan buldum. Şimdi hemen arkasına baktım. Acaba dedim karaburgaz mı, meşe mi, kestane mi, Karabuğday balına sebze o mi? yok, o çıkmaz. Ama değil. Ingredients yani içindekiler %100 arı Aynen. com, yani petekten bal. O kadar. Yani ne olduğunu aslında çok iyi bilmiyorum. Ya şöyle o büyük ihtimal çiçek balıdır. Yani şöyle bal dünyasında şöyle bir duyum var. Hani bal dünyası reklamı gibi. Yani bal alanında bal üreten kişiler arasında ya daha doğrusu bal çalışanlarda iki şey var. İki zorluk var. Birisi birçok arıcı nektarın nereden geldiğini bilmiyor. Yani ben afiyet şifa olsun. Ya mesela ben balı aldım. Arılar bana işte kovanda bal yaptı ama bu çiçek hangisi veya bu nereden geliyor? İşte arılar çünkü 3 mile kadar açılabiliyorlar. Bu 5 kilometre falan yapıyor. Açılıp o bölgeden nektar toplayıp geri geliyorlar gün içerisinde. Ama hani nektar kaynağını bilmeyince ve genellikle bizim mikroskopta bakmamız gerekiyor. Nektar yani içerisindeki polenlere bakarak kaynağın nereden geldiğini öğrenebiliyoruz. Melisa paneoloji diye bir alan var. Yeni sistemde de DNA üzerinden bakabiliyorsunuz ama o şimdi pahalı bir sistem. Polen DNA'sından kaynak bulabiliyorsunuz. Buradan biz iki tür bal var. Ya birisi monofloral dediğimiz yani tek çiçek. Daha doğrusu tek çiçeğin yoğun olduğu ballar. Bir de multifloral dediğimiz yani birçok polenin bir arada bulunduğu Bekle. ballar. Şimdi bizim yediğimiz balların çoğu multifloral. Yani birçok şeker, birçok çiçekten gelen ballar. O kovan balları, işte petek balları olsun diğerleri. Ama buckwheat balı gibi, işte karabuğday balı gibi, çiçek çam balı gibi, işte kestane balı gibi, ne bileyim meşe balı gibi bu tür ballarda veya işte ne bileyim Golden Rod honey diye geçiyor bizim bu Texas bölgesinde o mesela biraz daha Tupele honey vardır mesela ve böyle bir veya mesquite honey vardır. Bu tür yani bir çiçeğin yoğun olduğu ballar daha fazla etki gösterebilir. Ama bu akasya balı mesela ayçiçeği balı da vardır. Vardır. Mesela bunların biyolojik etkisi çok fazla değil. Biyoaktivitesi. Ama ben şuna inanıyorum. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'de bu değişik renkte şerbetler diye geçiyorsa mutlaka bunun da bir şifa vesilesi vardır. Ama öbürü kadar değildir veya başka bir hastalığa şifa olabilir. Çünkü belki değişik renkler değişik hastalıklara şifa vesilesi olabilir. Yani olayın hani temellerinden tekrar temelden beslenecek olursak bu konuda.
Değil mi? Yani benim şu ana kadar bildiğim yani 40'tan fazla, en az 40 çeşit farklı bal şeyi var. Yani monofloral bal var. Daha da fazladır bunlar. Onlara biraz yönelmek lazım. Mümkünse monofloral tüketmek lazım. Ama bir yandan da şu var. Mesela özellikle açık renkli ballarda kristallenme daha çabuk olur. Şimdi o konuya doğru gidiyorum. Şekerlenme, kristallenme balı bozar mı veya bozuk bal mıdır? Katiyen. Yani eğer bir bal şekerleniyorsa bu arıya şeker verilir anlamına katiyen gelmez. Yani bunu düzeltmek lazım. Hani %100 demeyeyim ama gelmez. Yani arıya şeker de verseniz arı bir şekilde onu midesinden geçirir. Kendi midesinden geçirerek onu bal olarak depolar. Yani fruktoz, su, glukoz ve diğer şekerleri ayırır. Ondan sonra depolar. Yani %100 sofra şekeri de verseniz. Ama bazı durumlarda işte dün öğrendim ben de onu, bir tane arıcıdan öğrendim. Bazı durumlarda eğer çok fazla şeker verirseniz arı onu şekeri hiç şey yapmadan direkt depolamaya koyar. Yani bala dönüştürmeden depoya koyabilir dedi. Biraz benim şeyimi değiştirdi yani olaya bakışım ama. Şunu demeye çalışıyorum. Bazı ballar vardır petekteyken kristallenir. Yani arı daha onu kapatmadan kristallenebilen ballar var. Yani o üzerine sırrı çekmeden balmumun. Bazı ballar var açarsınız koyarsınız şeye rafa oda sıcaklığında kristallenir. Mesela ayçiçeği balı, akasya balı biraz böyledir. Çünkü içerisinde çok güzel glikoz vardır. Ve glikoz da polenle buluştuğu zaman kristallenmeyi başlatır. Yani polen anaç moleküldür. Glikoz molekülleri polene bağlanır ve orada böyle bir kristal oluşturur. Sonra diğer glikozlar bağlanır, daha fazla kristal oluşur. O da değişik yerlerinde başlar, sonra bunlar birleşir ve bal kristallenmesi olur. Bu balın içerisinde polen olduğunu gösterir. Mesela grocery store'lardan aldığınız yani marketlerden aldığınız ballar neden kristallenmez? Aylarca durur, hala bal, yani akıcıdır Polen yani. yok içinde Çünkü içinde diyorsun. polen yoktur. Poleni diatomos earth dediğimiz yani bir çevir bir çeşit toprak şeyinden çok ince şey olan bir polenden balı ısıtırlar ve ısıtarak o baskıyla o filtreden geçirirler. Polenler geçemez, diğer şeyler geçer. Polen olmadığı zaman da anaç molekül yoktur. Anaç molekül olmadığı zaman da kristallenme başlamaz. O yüzden aldığınız o raw bile yazsa o ballar hani raw honey diye yazıyor işte Rol. İngilizce. Tam onu soracaktım. Kristallenmiyor. Yani normalde raw honey hiçbir şekilde Evet, ben hiç. tam onu soracaktım. Onun için böyle nefes almanızı bekliyordum ki hani araya gireyim diye. O robalar daha mı kaliteli? Böyle bunun gibi görünmeyen böyle katı. Yani şöyle, ben genellikle petek balını tavsiye ediyorum. Çünkü petek balı işlemden geçmiyor. Ve peteği de falan, özellikle açık renkli petek de daha da iyi olur. Çünkü Öyle. açık renkli petek genelde arının yaptığı petektir. Koyu renkli petek biraz daha yavruların konduğu petek veya birden fazla kullanılmış, birkaç defa kullanılmış petek olabilir. O yüzden açık renkli petekler yeni yapılmış peteklerdir. Ve eğer içinde herhangi bir foundation falan yoksa, yani böyle bir şablon yoksa, o balları tüketmeyi daha fazla tavsiye ederim. Ama ne yazık ki Amerika'da petek balları çok daha pahalıdır Türkiye'ye göre. Yani Evet. Türkiye'de mesela çıta alırdık. O çıtayı alır yerdik mesela. Hani şey, keser keser yerdik. Burada o Anlamadım. çıta bilmem yani 100 dolardan fazla yani şu anda. Ben bizde hiç bal kültürü yoktu mesela benim ailemde şimdi düşünüyorum. Ama bu söyledikleriniz çok değerli. Şimdi ben Estağfurullah. müsaade ederseniz kısa bir zamanımız kaldı ya. İki tane şey, yani bir sürü bana tefekkürlük malzeme verdiniz. Yani bu o kadar bilmiyorum ya. Böyle tadı damağımda kaldı öyle söyleyeyim. Ama birkaç tanesi hiç aklıma gelmeyen şeylerdi. Bir tanesi şey, size anlatırken onu düşündüm ben. Yani doğadaki o güzelim dengeyi düşündüm. Hani insanoğlu dediniz o ballardan şu kadarını alıyor ama şu kadarını bırakmıyor. Onun yerine şeker veriyor. Hani biraz bir Evet. zalimlik yapıyoruz aslında. Hırsızlık. Ha, ama mesela ayı, çok özür dilerim. Hani seviyorum ben o Estağfurullah. hayvanı da. Yok, ayı Ayılar yani. mesela böyle yapmıyor. Ayılar bunu merhametten mi yapmıyor? Bunu ona kim söylüyor? Mesela onu düşündüm. Yani bir ayı o balı o yeterli şekliyle alıyor. Yani o Ya arılara doyacağı zarar kadar vermeyen alıyor. şekliyle. Çok böyle o denge geldi aklıma, hoşuma gitti. Hemen espri yapayım dedim. Yani şöyle diyor musunuz bazen? Hadi ateistler gelsin bunu açıklasın. Hani bu kadar incelerken. Ya evet, ekolojik Gerçekten bence de yani bunların hepsinin şeyi var. Ya normal dediğim gibi açıklaması biz var. şimdi bunu şeye getirmeye çalışacağım biraz da biz ne yazık ki insanlar olarak işimize yarayan her hayvanı kaba olacak ama hayvan gibi kullanıyoruz. Evet. Yani diyelim ki inekten et elde ediyoruz. Bu ineği öyle bir hale koyuyoruz ki yani inek daha fazla et versin diye işte growth hormonlar, büyüme hormonları basıyoruz. İnek kesinlikle hasta olmasın diye antibiyotikleri basıyoruz. İnek normalde atıyorum kilolarını bilmiyorum ama atıyorum inek işte bir tona bir yılda gelecekse normal şartlarda biz bunu 3-4 ayda getirtiyoruz. Eti kesilmeye hazır hale getiriyoruz, satıyoruz. İşte Amerika'da da bu, Türkiye'de böyle be. Yani daha Tavuklar değil böyle mi? çabuk et verecek ineği. İşte tavuğu alıyoruz mesela.
Tavuk hiç güneş yüzü görmeden, daha doğrusu hiç dışarıyı görmeden böyle dip dibe birbirlerinin içerisinde yaşıyorlar. Yani kafeslerin içerisinde yani tüyleri bile doğru düz oluşamıyor hayvanların. Yani uçamadıkları vesaire olmadığı için. O hayvan çabucak büyütülüyor. Yine böyle işte growth hormonu, antibiyotik vesaire şeyiyle. Bu sefer o tavuğu alıyoruz ki işte kesiyor. Normalde işte şu kadar olması gereken tavuk bu kadar oluyor. Yani işte normalde yarım kilo gelmesi gereken veya bir kilo gelmesi gereken tavuk 3 kilo geliyor. Tabii ki daha fazla para kazanılıyor. Ne bileyim işte aynı şeyi biz arılara da yaptık ne yazık ki. Yani commercial beekeeper dediğimiz %2, yani bütün arıcıların %2'sini oluşturuyor commercial beekeeper'lar, ticari arıcılar. Ama bütün balın %90-95'ini onlar üretiyorlar. Yani %2'lik kısım %95'i üretiyor. Bunun sebebi de şu. Yani aynen tavuklarda olduğu gibi, ineklerde olduğu gibi, ne bileyim diğer hayvanlarda yani besin eden hayvanlar olduğu gibi onları çok böyle sık sık yan yana koyuyorlar. Mesela normalde arının açılacağı bir alan vardır. Orada atıyorum 10 tane kovan koyarsınız, 12 tane kovan koyarsınız. O 12 kovanı o bölgeye yeter. Ama siz oraya 100, 150, 200 tane kovan koyarsanız arılarda ciddi bir rekabet oluşur. Çünkü arı yeterince nektar toplayamaz. Yeterince nektar toplayamadığı için koloni şey olur, zayıflamaya başlar. Ticari arıcılar bunu çok iyi bildiği için kovan zayıflamasın diye habire onlara besin verirler. Habire dışarıdan bir şeyler eklerler. Dışarıdan polen verirler. İşte polen peri, dışarıdan işte bir şeker verirler veya ne bileyim şey başka. Veya bazen de şu oluyor. Böyle kalmış balları, başka ülkelerden gelmiş, dump edilmesi gereken, çöpe atılması gereken ballar var. Onları alıp arıya verebiliyorlar. Yani çünkü bununla ilgili ne yazık ki regülasyonlar, şeyler çok düşük. Hani olayın biraz şey boyutuna girdim ama. Eğer isterseniz ben tavsiye edebileceğim çok güzel bir bölüm var. Rotten, Netflix'te Rotten, Türkçesi galiba bozulmuş demek. Rotten diye bir seri var. Orada balla ilgili. Honey Lovers and Guns, yok, Honey Lovers and bir şey geçiyor orada. Yani balla ilgili ne kadar sahtecilik yapıldığını, daha doğrusu balın ne yazık ki bal dünyada en fazla tahrir ve tahşişe uğrayan, yani İngilizce adulteration hatta çok ilginçtir. Zina kelimesiyle beraber kullanılır yani o anlamda kullanılır. Tahrir ve tahşişe uğrayan baldır yani. En fazla üzerine değişiklik yapılan gıdadır bal. Ne yazık ki en fazla sahtecilik yapılan baldır. Hani biz Türkiye'de çok şey yani meşhur oldu işte 3 tanesi değil, 5 tane, 8 tane, 10 tanesi diye. Buradan ya fruktoz şurubunu katıyorlardı, ya fruktoz şurubunu katıyorlardı, ya maltoz şurubunu katıyorlardı. Ve bunlar ne yazık ki aletlerle tespit edilemiyordu. Yani TÜBİTAK bile laboratuvarında bazıları tespit edilemiyordu. Yani çünkü adamlar öyle bir şeker şeyi yani maltoz şekeri katıyordu oraya. Glukoz ve fruktozu bulamıyordunuz yani. Şey, glukoz var zannediyordunuz. Sistemden geçiyordu mesela tespitlerden. Tarım Bakanlığı bile bunu tespit edemiyordu. Biz mesela Samsun'da Baralaştırma Merkezi'nde bunları çok ciddi tespit etmiştik. Hatta örnek olsun diye onlara gönderdik, tespit edememişlerdi. Yani şu var, sahteciler ne yazık ki sahtekarlar bir hemen her zaman tespit edenlerin, bilim insanlarının bir adım önüne geçiyorlar. Yani bilim adamları bir şey buluyor, sahteciler çok kısa sürede bunun sahtesini üretebiliyorlar. Yani ne kadar pahalı yöntemlerle bal Kabul analiz ediyorsun. sistemler bulunuyor ama adamlar bir şekilde onu da bypass geçmeyi öğreniyorlar. Ve bu konuda Çin dünyada lider. Yani bal sahteciliği konusunda dünyanın en fazla bal üreten ülkesidir. İkincisi Türkiye'dir. Ama en fazla sahtecilik de Çin'de olur. Ama Amerika Çin balını yasaklamış 1970'li yıllarda mı 80'li yıllarda. Çünkü Çin'den çok yüksek miktarda çok ucuz bal geldiği için Amerika'nın yerli bal üreticileri ciddi sıkıntı yaşamış. Yani bu ticari aracıları kastediyorum. Bundan dolayı yasaklanıyor ve ondan sonra da Çin bu yasağı delmek için Hindistan üzerinden, Malezya üzerinden, Endonezya üzerinden, Vietnam üzerinden göndermeye başlıyor. Sonra bunu tespit ediyorsunuz. Yani kaynağının Çin'den geldiğini çiçek polenleri üzerinden tespit ediyorsunuz. Sonra Çin buna da bir çare buluyor. Başka ülkenin polenlerini katıyor arıya. Yani balın içerisinde ve böylece sadece Çin değil, bak birçok ülkeden geldi bu diyor. Arıcılar da bunu alıyor, blend yapıyorlar. Özellikle ticari arıcılar Amerika'nın kendi ballarıyla yurt dışından gelen balları karıştırıp işte filtreleyip ondan sonra satıyorlar. Ve ısıl işleme tabi tutuyorlar vesaire. Burada çok şey var. Olayın politik boyutuna çok girmiyorum ama eğer ben birey olarak iyi bal tüketmek istiyorsam, sağlıklı bal tüketmek istiyorsam ve hatta mümkünse medikal tıbbi bal tüketmek istiyorsam benim yüzüme döneceğim kısım yerli arıcılardır, lokal arıcılardır. Ve o arıcıyla tanışırım. Ve bunu bulmak da çok zor değil. İnsana genelde nasıl bulacağım ben bunu? Ya işte market yok, şu yok. Hayır. Bulmak çok zor değil. İnternetten atıyorum bulunduğunuz yani bölgenin veya bulunduğunuz şehrin atıyorum Chicago'dasınız. Chicago Beekeepers Federation veya Chicago Beekeepers Association'ı aradığınızda çok rahat bulursunuz. Ne bileyim Houston'dasınız mesela. Houston Beekeepers Association diye ararsanız oradaki Arıcılar Derneği'ni bulursunuz. Oradan insanlarla irtibata geçersiniz. Hemen kolay olmuyor. Bulmanız kolay olmuyor ama siz Texas'tasınız. Çok kolay bir web sayfası var. realtexashoney.com. realtexashoney.com'a girerseniz
Oradan harita var bir tane. O haritadan gerçekten Texas arıcılarının olduğu bir harita var. Yani etiketlenmiş, yani Texas'ta üreticiliği kanıtlanmış arıcılara verilen etiketler ve hologramlı. O etiketi koyuyor adam balına. Mesela siz bunu gerçekten Texas balı olduğunu, Lokar balı olduğunu görmüş olursunuz. Çok fahiş fiyatlarla mı satıyorlar? Yok yok yok, hayır. Ne yazık ki yerel arıcılar balının kıymetini çok fazla arttıramıyorlar. Yani evet, Walmart'ta 5 dolar alacağınız balı yerel arıcıdan 10 dolar 10 dolar falan alırsınız. Farmer marketlerden de bulursunuz bunu. Evet. Ben çok çok heyecanlandım bu duruma. Yani Çok güzel. bulabilmeniz daha iyi olur. Ama bunlarda da sorunlar var ama yani yerel arıcılarda da sorunlar var. Uyguladıkları kimyasallardan vesaireden dolayı, ama ben marketten almak yerine yerel arıcıdan almayı daha çok tercih ederim. Çünkü o market balına göre daha az sorumludur yerel ballar. Anladım. Dediğim gibi hani bunda tartışılabilir, bu konu olarak da konuşulabilir. Evet, nereden nereye geldik? Kısım. Çok Yani çok evet. az bir zamanım kaldı. Bu uzun olayını benim geliştirmem lazım. Şimdi bana dakika uyarısı veriyor şu an. Ama bu çok çok güzel. Şimdi soruya güzel girmeye çalışacağım. Sizin gol atacağınıza çok eminim. Estağfurullah. Şimdi ilk başlarken bir ayet-i kerimeyi söylediniz ve dediniz ki hani farklı farklı çiçeklere git, değil mi? Hani onlardan Evet. bunlar, bu şifa olacak. Sonra ben oraya o an yazmıştım bu soruyu. Şimdi size soruyorum. Tanrı dedim, yani Allah, Rab. Bizden acaba bal mı istiyor? Acaba insandan da bunu istiyor olabilir mi? Yani hani biz arıyı hep böyle bir çalışkanlıkla, bir uyumla hep hatırlarız. Yani hep o şekilde biliriz. Evet. Yani Allah bize arı gibi çalışkan olmak değil de, hani İngilizce çok güzel bir ifade var. Don't work hard, work smart. Yani çok çalışma, akıllıca çalış. Çünkü arılarda harika bir sistem var. Biz hatta arılara zaten biz arı demiyoruz direkt. Süper organizma diyoruz. Çünkü kovanda bir süper organizma vardır. Yani devamlı bir feedback, bir geri besleme vardır. Arılar giderler, nerede nektar var, onu gelip bildirirler. Nerede su var, nerede polen var, onu gelip bildirirler. İletişim. İletişim yaparlar. Ondan sonra balın, kovanın içerisinde ne kadar yavru var, bunu kraliçeye bildirirler. Kraliçe gelip daha fazla yavru yapar. Ondan sonra kovanın içerisindeki sıcaklıkta ne gibi değişiklikler var, bildirirler, birlikte karar verirler. Yani devamlı böyle bir geri besleme vardır. Burada şunu anlıyoruz, istişare var. Yani arılar hep kendi aralarında istişare eder ve bir geri bildirim yaparlar, ama tek kişi karar vermez. Genellikle şu anlayış vardır: kraliçe arı her şeyi karar verir. Evet. Hayır. Kraliçe arı sadece ana arıdır. Kraliçe arı orada yaptığı tek bir görev yumurtlamaktır. Hayatı boyunca sadece yumurtlar. Kraliçe arıyı tek başına bırakırsanız 24 saat yaşayamaz. Kraliçe arı kendi kendini besleyemez. Kraliçe arı kendisi uçamaz uzun süre. Kanatları çünkü zamanla uçmadığı için kanatları geriye çekilir. Ya yani şey olmaz. Yani kraliçe arı bile kendi başına hayatta kalamazken, yani beslenmesini şunu bunu yapamazken, ancak bir kraliçe de karar veremez bazen. Hatta bazen kovan kraliçe arıyı atmaya karar verir. Öldürmeye karar verir. Ve kraliçe bunu engelleyemez. Yani burada devamlı bir feedback sistemi var. Yani bir beyin var. Beyin demeyin de bir ortak karar mekanizması var arılarda her zaman. Yani diyelim ki çok fazla dearth dediğimiz, yani ciddi anlamda bir kıtlık başladı diyelim. Çiçek yok, nektar yok, polen yok etrafta. Mesela geçen bu yaz böyleydi. Ne yaptı arılar? Çoğalmayı durdurdular. Yani arıda yavrulama çok azaldı. Çünkü çok fazla yavru demek besleyecek daha fazla ağız demek. Daha fazla ağız için daha fazla nektar yok. Besleyecek. Yumurtlamayan bir kraliçe arı demek. Evet. Yumurtlamıyor mu? Yumurtayı çok azaltıyor. Bakımı yükseltiyorlar, yumurtayı azaltıyorlar. Mesela bazen kovanda çok fazla erkek arı olur. Erkek arıları atarlar dışarıya. Çünkü erkek arının tek vazifesi ömründe bir defa kraliçeyi döllemek şansı varsa ve ölmektir, bu kadar. Döller ve ölür. Tek vazifesi budur erkek arının. Başka hiçbir vazifesi yok. Ne gider, ne yazık ki arı filminde bu çok yanlış bir şekilde anlatılıyor. Sanki erkek arılar gibi. Sevmiştim ben o filmi ama. Seviyorum ama çok hataları var arı filminde ne yazık ki. Yani ne diyeyim, ona biz, yani erkeksil, yani maskülin bir yapıda anlatılmış. Çok yanlış. Çünkü Çok kraliçe, güzel. oradakiler hep dişi arılar işi yapıyor. Arıların anneye babası olmaz. Arıların sadece annesi olur. Çünkü arılar işte haploid ve diploid yapı dediğimiz, yani. Mesela erkek arıların hiçbir zaman tek kromozoma, çift kromozoma olmaz. Neyse, o konuya çok girmeyeyim. İlginç Şuna şeyler demeyeceğim. söylüyorsunuz. Biz eğer arılar gibi, yani arı gibi olmamız, eğer Cenab-ı Hak bizden Hazreti arı gibi İsa. olmamız yapıyorsa, onu sadece çalışkanlıkla değil, akıllı bir çalışkanlık, geri dönüş dediğimiz işareyle karar verme, toplu şekilde süper organizmanın daha böyle sağlıklı olabilmesi için, daha uzun yaşayabilmesi için birlikte hareket etme çok önemli burada. Yani hiçbir arı tek başına değil, kraliçe arı dahil. Yani hiçbir arı tek başına karar vermiyor.
Ve hep bir geri dönüşüm mekanizmasını çok iyi çalıştırıyorlar ve birlikte karar veriyor. Mesela diyelim kovanda çok miktarda arı var. Şimdi diyorlar oğul verme zamanı diyorlar. İşte bir tane eski arı, oradaki eski kraliçe arı ki kraliçe arıları 3-4 yıl yaşarlar. Normal diğer arılar 6 ay, 6 hafta Yıl. 40 gün yaşarlar, 6 hafta yaşar veya bazıları 5-6 aya kadar, kış arıları 5-6 aya kadar yaşarlar. Onların biraz genetik yapıları farklıdır. Oradaki eski arı, ana arı bir kısım arıları alarak gider başka bir yere yerleşir. Geride kovanda kalan geri arılar da tekrar yeni Devam. bir kraliçe beslerler orada. Kraliçe beslerler ve yeni kraliçe olur. Böylece kovan tazelenmiş olur. Bakın burada görev değişimi de var. Yani artık sen kraliçe çok şey yaptık. Sen biraz da yaşlanıyorsun. Hadi bakalım git kendine yeni bir yuva kur. Kendi bölgeli cemaatini kur. Hadi biz burada tekrar yeniden bir daha kraliçe şey yapıyoruz Çok gibi. çok çok örnek alınacak. Bir de şey Yani değinir misiniz? Çok az muhteşem bir zamanım hayatları var. kaldı. Hani ben bu kısmı hiç düşünmeden sormuştum. Benim kafama takılan kısım bu farklı farklı çiçeklere konma kısmıydı. Evet. Hani kendi mahallende kalmama, yeni bir dünyaya adapte olma, Tabii. tanıma, tanışma, her insana dokunup polenlerle zenginleşme. Bu kısım çok hoşuma gitti. Bence Allah bizden de bunu istiyor. Ya benim sadece bir gül gibi arkadaşlarım var ama onlarla değil hani o başka çiçeklere de gidebilmemi istiyor. Başkalaşma değil belki ama hani toparlayabilmemi ve güzel bir şey ortaya çıkarmamı istiyor diye Aslında düşünüyorum. çok güzel bir nokta. Yani kusura bakma ben de bölüyorum şey yapıyorum ama şimdi arı mesela her çiçekten hani böyle her çiçekten bal her Kıbalalı. almaz. Mesela Aa. bazı çiçeklerden polen mesela çok ilginçtir. Günün üzerinde arı görmezsiniz kolay kolay. Neden? Aa. Gülen güzel çiçektir. Gül çok Evet. güzel kokar ama gülde nektar yok arının alabileceği. Gülde polen var sadece. Polen Sadece günün kolay. güzellenmesini sağlar. Mesela ondan sadece polen alır. Başka bir çiçekten sadece nektar alır. Polenine karışmaz onu mesela bazı çiçeklerden. Şimdi içinde tek de şey yapamıyorum ama yani arı bu şu demek. Biz de insan olarak kimisinde herkesten farklı şekilde istifade edebiliriz. Alacağımız güzellikler vardır. Yani etrafımızdaki insanın hani bir olumsuz var. Mesela gül çok güzeldir ama ondan sadece paranı alıyor. Bazı insanlar vardır çok faydalı görürüz, çok iyi görürüz. Ama ondan biz sadece bir şey alabiliriz veya birkaç şey alabiliriz. Ama bazısı vardır faydasız gibi duruyordur. Ama ondan da çok güzel şeyler alabiliriz. Hani Harabat ehlini hor görme şakir, birine neyse nice gizli hazineler var diye. Bazılarını biz öyle görürüz ama içinde çok gizli hazineler vardır. Arılar bunları görür. Ve bu yüzden arılar hep çiçek çiçek dolaşırlar. Yani ve hep keşif halindedirler arılar. Yani bu da önemli bir şey. Bir de yine Halinde. arılarla ilgili çok kıymetli bir şey. Mesela arılar, biz zannederiz ki arı doğar doğmaz şey toplamaya gider. Nektar toplamaya. Hiç öyle bir şey yok. Arılarda öyle bir şey mekanizması var ki görev dağılımı. Arı mesela doğar doğmaz önce beslenir. Beslendikten sonra arının ilk görevi diğer gelen yavrulara nursing yapmak, onları beslemektir. Daha sonra bir görevi işte kovandaki penning dediğimiz yani kanatlarını çırparak nektarın nemini azaltmaktır. Biraz daha büyük muhafız arı olur. Yani kapının girişinde durur. Dışarıdan gelen yabancı arıları yani başka kovanların arılarını kovarlar. Eşek arısı saldırırlar. Biraz daha büyürler, nektar toplamaya giderler. Yani bir arının 6 haftalık ömründe 2 hafta nektar toplar sadece. Bu 2 hafta topladığı nektarla bizim yediğimiz balın 12'de bir, yani bir çay kaşığının 12'de birini yapabilir. Bir ömürde bir arı. Yani biz bir çay kaşığı bal yediğimizde 12 arının bir ömürlük balını yiyoruz. Evet. Süper. Süper. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Nefesti. Dilerim devamı da olur. Ya.